Hocam çok kötümsersiniz. Siz çok şeysiniz. İşte karamsar 10 yıldır kriz diyorsunuz olmuyor. Ben de onun için artık bundan sonra çok dikkatli olurum. İyi şeyleri de yazıyorum. Neyi doğru yapıyoruz? Bazı şeyleri doğru yapıyoruz. Bu gerçek şey. Şimdi yani çok AKP'yi eleştiririz. Şudur budur, şarkıdır falan diye. Yani okuduğunuzda her bakanlığın bir stratejik planı var. Hepsi geliştirmişler. Açın girin web sitelerine göreceksiniz. Tabii şimdi bunların hepsi değişti. Bakanlıklar yani hani Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birleştirildi. Dolayısıyla Sanayi Bakanlığı'nın 10 yıllık stratejik planı ne oldu? O böyle iskambil kağıtlarını karar gibi Ticaret Bakanlığı'nın içine mi karıştıracağız bilmiyorum. Ama mühim olan o değil. Mühim olan var, çalışılıyor. Bu konuda bu pozitif bir şey. Şimdi daha da pozitif bir şey olabilir. O da şu. Biliyorsunuz bakanlar yani Cumhurbaşkanlığı makamı var ya da başkanlık makamı altında üçlü bir mekanizma var. Ortada kabine. Yanlarda da kurul ve müdürlükler ya da neyse başkanlıklar. Bunlar da stratejik politika öğretecek ve politikaların uygulamasını denetleyecekler. Bu aslında çok pozitif bir şey olabilir. Neden biliyor musunuz? Şu anda Türkiye'de ekonomi politikasını kim yapıyor? Saraydaki adamlar. Kim olduklarını bilmiyoruz. Cemil Ertem, Yiğit Bulut, bir de Nurettin Canikli diyeceğim ama değil, Gedikli. Ve hatta Hatice Karahan Hanım. Sayın Erdoğan çağırıyor bu adamları. Aralarında konuşuyorlar. Sonra bir gün bir karar alınıyor. En yanlışı bu. En doğrusu ne? Şeffaf kurumlar oluşturup onların pozisyonlarını açıkça belirtmeleri. Şimdi bir bütçe ve strateji kurulu kuruluyor. Adam oturacak. Toplantısını yapacak. Biz de web sitesinde göreceğiz. Türkiye'nin sorunları şudur. Ki toplum rahatça tartışsın. Anlayalım ne yazmışlar. Yani bence bu şekilde şeffaflaşma ve hepimizin gözü önünde olması pozitif bir gelişmedir. Akıl almaz teşvikler veriyoruz. Yani sanayi, yani devlet öncülüğünde kalkınma da hakikaten bir numarayız herhalde dünyada. Teşvikleri yanlış veriyoruz ama mühim değil. Onu düzeltilebilir bir şey. Mühim olan bir mekanizma olması. Yani bir sistem oturtmuşuz. Bir araba inşa etmişiz. Arabanın bakın şey çok önemli. Ay'a gidecek bir roketiniz var. İlk seferinde patlamış. Mühim değil. Mühim olan Ay'a gidecek bir roket inşa etmek. Bir kere o teknolojiyi benimsedikten sonra içindeki böcekleri, bug İngilizce, ayıklarsınız. Sonra roket alıp Mars'a gidersiniz. En zor olan taraf roketi inşa etmektir. İçindeki arızaları düzeltmek değil. Bizim roketimiz çalışıyor. Roketimiz var. Bir şey daha var, bu çok önemli. Çalışır bir serbest piyasa, ne kadar bozmaya çalışsak da, çalışır bir serbest piyasa mekanizmamız var. Yani bakın özelleştirme falan çok şikayet ediyoruz. Yanlışları var, hepsini kabul ediyorum. Özelleştirme ile peşkeş çekme arasındaki farkı kesinlikle anlamamız lazım. Özelleştirip kendi haline bırakamazsınız. Özelleştirdikten sonra denetlemek lazım. Onu da kabul ediyorum. Ama mesela bir Hindistan'da perakende sektörü özelleştirilmemiştir. Bankalara yabancı sermaye. Yani dünyada daha henüz bizim geldiğimiz noktaya gelememiş, bizden çok daha büyük ülkeler vardı. Niye şimdi Çin'de Amerika kavga ediyor? Çin otomotiv pazarına yabancıları sokmuyor abi. Bizde isteyen gelip istediğini yapıyor. Bunun bazı avantajları var. Mesela petrol veyahut da maden arayabiliyorsunuz Türkiye'de. Aslında sistemi doğru kurabilsek burası sermaye patlaması yaşayacak. Finans sistemimiz çok ileri. Finans sistemimiz çok dar, yeteri kadar para yok ama Türkiye'de çok iyi finansçılar var. Türkiye şu anda dünyadaki bütün finansal ürünleri kullanabilir. Finansal sistemimiz sanayi 4'te, bundan emin olabilirsiniz. Bu da çok önemli. Eğer becerebilsek, o finansal sisteme kaynak bulabilsek, bu finansal sistem teknoloji 4'e, yüksek teknolojiye geçişi rahatlıkla finanse edebilir. Mesela işte bu angel investors, hedge funds, venture risk funds filan hepsi Türkiye'ye gelebilir. Kurumsallaşma kültürümüz var. Çok daha önemlisi benim bahsedeceğim konu açısından akıl almaz bir demokrasi sevgisi var. Ne olduğunu pek bilmiyoruz. Demokrasi dediğinde pek tarif edemiyoruz açıkçası ama demokrasisiz olmaz diyoruz. Bakın seçimler ileri filan diyorlar. Bence değil ama mühim değil. Bu tartışmaya girmek istemiyorum. Seçimler hileliyse niye %88 sandık başına gitti? Başka ülkelerde bunu görmüyorsunuz. Mesela sonucun belli olduğu yerler var. Rusya, Putin. Halk gitmiyor sandık başına. Çünkü sonucun ne olacağını biliyorlar.